Devlet kademesi, başta da Sağlık Bakanlığı ve bakanlıkla koordine halindeki tüm yetkililer koronavirüsün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de salgına dönüşmemesi için ciddi önlemler aldı ve alıyor. Umre'den dönen yolcularla ilgili belirlenen yol haritasında da gördük örneğini az evvel. Ama alınan tedbirler elbette karantinayla sınırlı değil. Risk grubunda olanlarla ilgili de bir dizi önlem var, onu da hatırlatalım hemen. Riskli grupta en başta kronik rahatsızlığı olanlar var. Düzenli olarak ilaç kullanmaları gerekiyor. İlaçlarını alabilmeleri içinse artık rapor süreleri dolmuş olsa bile doktora gitmelerine gerek yok. Ellerinde yeni rapor olmadan da ilaçlarını alabilecekler. Alınan en önemli tedbirlerden biri de toplamda 17 ülkeye kara ve hava yolu ulaşımının durdurulmuş olması. Uçuş yasağı konulan Avrupa ülkelerine turist olarak giden ya da ülkelerde öğrenci olarak bulunanlara tüm yollar 18 Mart tarihine kadar açıktı. Takvim bugün değişti, süre kısaldı. Son dönüş tarihi 15 Mart'ta, yani bu gece yarısı doluyor. Dönmek isteyenlere bu gece yarısına kadar süre tanındı dedik. Dönecek olanlara ve tabii yakınlarına bir hatırlatma daha yapalım. Karantina şartını unutmasınlar lütfen. Hepsi Türkiye'ye gelir gelmez 14 gün boyunca hem gözlem hem de karantina altında olacaklar. Bu bir tedbir. Ulusal sağlığımız için alınan önemli bir tedbir. Hepimize çok önemli görevler düşüyor bu noktada. Yapmamız gerekenleri birkaç kısa başlıkla özetlemiştik az önce. Ama hepimizin kafasında hala merak ettiğimiz sorular var. Hepsini süreci başından bu yana titizle takip eden bilim kurulunun üyelerine sorduk bugün. İşte sorular ve yanıtlar. Elleri yıkamak, kolonya kullanmak virüsü öldürür mü? Normal bir gripten koronavirüsü nasıl ayırt edeceğiz? İşte sizin merak ettiğiniz bu soruları ATV Haber olarak bilim kurulu üyelerine soruyoruz. Ellerimizi yıkamak, öpüşmemek yeterli mi? Sirke ve kolonya benzeri ürünler koronavirüsten bizi gerçekten korur mu? Suyla, sabunla aslında ellerimizi yıkamak yeterli. Kolonya içeriği iyi olan, %60'ın üstünde alkol içeriği olan kolonyaları kullanabilirsiniz. Ama sirke benzeri şeylerden kaçınmak lazım. Koronavirüsünde maske kullanımı önemli mi? Toplumda hiçbir zaman bu filtreli maske veya N95 maske dediğimiz maskelerin kullanılmasına gerek yoktur. Koronavirüsüne yakalandıktan sonrasında iyileşme oranımız ya da sonrasında tekrar yakalanma ihtimalimiz nedir? Hastalığı geçirdikten sonra, hele toplumda virüs dolaşırken, ikinci kez hasta olma ihtimali olabilir. Korona ile grip yani nasıl ayırt edilir? Aslında ayırt etmek çok zor. Yurt dışında bulunma hikayeniz varsa ya da koronavirüs olan birisiyle temas ettiyseniz yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmanız isteniyor. Tüm dünya koronavirüsle mücadele halinde. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 kuralı uygulayarak virüsün yayılmasını engellemekse oldukça kolay. Peki bizler o kurallara ne kadar hakimiz? Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 kural var. O kuralları biliyor musunuz? Vallahi onları bilmiyorum şu an için. 14 kural? Yok, bilmiyorum. Neymiş onlar? İlk kural, insanlarla temas kurmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Havlu ve kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. 14 madde kuralının aslında amacı temastan kaçınmak. Temastan kaçınmanın da yolları belirtiliyor. Kapı kolları, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyleri her gün temizleyin. Mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmayın. Çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evde geçirin ve kendinizi izole edin. Yani ziyaretçi kabul etmeyin.